Ortadoğu ve Balkanların en kaliteli arka plan sesine hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Emre. Şimdi özgüven bölümümüzde de konuşmuştuk hatırlarsan. Mesela özgüven yaptığımız eylemlere göre değişiyordu değil mi? Yani yaşadığımız tecrübelere göre artıyordu genellikle. Bugün de şu konuyu sorgulamak benim için çok önemli, çoğu insan için de önemli olduğunu düşünüyorum ayrıca. Herkes bir işe başlarken motive olmaya çalışıyor değil mi? Evet. Bu bana bir zaman sonra şunu uyandırdı. Motive olmaya çalışıyorsak Burada bir sıkıntı yok mudur? Şunun için. O iş için içsel bir güç aradığımızın göstergesi değil midir aslında motive olmaya çalışmak? Doğru. Bu konuda sana tamamen katılıyorum. Demek istediğini ben şöyle anladım. Yani hani bir işi yapmak için motivasyon aramak sence de yanlış bir şey değil mi demek istedin? Çünkü hani bir işi yapmak istiyorsan zaten motivasyonun olması lazım. Aramana gerek yok. Demek ki sen çok istemediğin bir işi yapıyorsun demek istedin değil mi? Evet. Mesela şöyle bir durum vardı değil mi? Beyinle bir şey yapmanı dikte edersen o aslında tam zıttına odaklanıyor. Olumsuzluğa odaklanıyordu ve zaten sen bunu beynine söylediğin zaman benim motivasyona ihtiyacım var ve zaten bir sürü insanlar duyarız değil mi etrafta. Ben şunu yapacağım, ben şimdi şunu yapmaya başlayacağım falan. Bir zaman sonra bakıyorsun herhangi bir şey yapmamış. Ortada fol yok, yumurta yok. Bu da şunu kanıtlıyor içinde aslında onu yapacak güç yok ve sadece onu onu ittirecek bir güç arıyor ama motivasyon da o kadar geçici ve duygusal bir şey olduğu için bana kalırsa hiçbir şekilde ileri gidemiyor kişi. Bu konuya da katılıyorum. Özellikle yaş ilerledikten sonra motivasyon bulmak gitgide zorlaşıyor. Mesela şöyle düşünelim. Bizim dinleyicilerimizin çoğu şimdi üniversite çağında veya üniversiteyi bitirmiş insanlar. Bu insanların hepsi Lise zamanında abi her gün dersine gidip dershaneye gidenler sonra etüt dershaneye falan gidiyordu. Bir şekilde ders çalışıyordu ve üniversite kazanıyordu. Baktığın zaman eğitime günlük 10 saat ayırmak mesela bu insanlar için normal bir şeydi. E şimdi bakıyorsun üniversitede hadi şu an online ders var korona'dan dolayı da online ders yokken herkes birbirinin yerine imza attırıyor veya devamsızlığını kullanıyor hemen en baştan. Sınavlara son zamanlara doğru falan çalışıyoruz sadece aynı çalışma ahlakını bile lisede gösterdiğimiz ahlakı üniversitede gösteremiyoruz mesela. Çünkü zaman içinde motive olmak da bu işe zorlaşıyor. Yaşla da azalıyor. Hani gerçekten sevdiğiniz bir şey yapmazsanız. Bu konularda tamamen haklısın yani hani motivasyon zaten kısa süreli geçici ve duygusal bir şey. Lisedeyken dünya görüşün gerçekten kısıtlı olduğun için üniversite kazanmayı hayatını kurtaracak bir şey olarak görüyorsun ve bu çok yüksek bir motivasyon sağlıyor ama üniversiteye geldiğin zaman bunun yakından uzaktan alakası olmadığını görüyorsun. Doğru evet. Ve ondan dolayı motivasyon bulmakta gerçekten zorlanıyorsun. Ben mesela tuz çalışmam lazım. Ama gerçekten çalışması inanılmaz sıkıcı ve motive olması inanılmaz zor bir şey. Etrafınızdaki en ufak dikkat dağıtan bir şey varsa çalışamıyorsunuz. Ben lisede çalıştığım kadar tutsa çalışsam zaten. Hani çok rahat bir şekilde geçeceksin ama lisede çalıştığım kadar bile çalışamıyorum. Bak mesela dün kitap okuyordum. Dün şuradaki saatin tıkırtısı beni rahatsız etti. Ve saati şu an alçılı ayağımla kalktım ve öbür odaya koydum. Geri geldim tekrar kitap okudum. Çünkü beni o çıt çıt sesi rahatsız etti ve tamamen attım. Yani bir zamandan sonra odaklanmayı da çok şey yapıyor. Bir de dediğin de çok doğru ayrıca. Lise zamanı hayatın gerçekten çok küçük. Mesela ben motive olmak için kitap okumuştum. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Yani güzel bir kitaptı. Mesela motive olmak için daha hani ötesini bulamazsın böyle Türkçe yazılmış motivasyon kitabı da. Tam dediğin muhabbet aslında çoğu insanın olduğunu düşünüyorum. Üniversiteyi kazansam bile, bak sen mesela hayaline ulaştın. Üniversite bazında fakültesine kazandın. Gayet iyi bir üniversitede. Sonra ama Bakıyorsun ki kocaman bir dünya var etrafında. Sadece sınavı kazanmak değilmiş ki olay. Hani herkes için böyle geliyor. Çünkü sadece öğretilen üniversiteye git ve bitir olayı. Bunları bir boş verelim. Mesela az önce Google'a yazdım ki motivasyon gerekli mi? Ve sadece bana çıkan ünlü kişilerin motivasyon sözleri, motive olmak için 50 yol, işte hedefe giden 17 tane büyük yöntem. Böyle garip garip şeyler geldi. Ama aslında eylemi birazcık başlatak belki ona ihtiyaç bile duymayacağız. Çünkü ben şunu hatırlıyorum. Yaptığım şu zamana kadar başarılı olduğum çoğu işte hiçbir zaman motivasyon aramadım. Mesela yıllarca basketbol oynadım. Hiçbir zaman basketbol oynamak için bir motivasyon aracı aramadım kendimi Yani oynadım sadece. Sevdiğim için. Bir işi seveceksin. Daha sonra devam edeceksin o işi. Eylem olarak. Çünkü iyi gelen şey motivasyonun öte bir şeye yapmak. Eylemek, geçmek. Şunu yapacağım, edeceğim demek değil. Ben de buna katılıyorum. Mesela ilk adım her zaman en zor olan adım. Şimdi genel olarak kendi tecrübelerimden konuştuğum için eskiden mesela Amerikan futbolu. Amerikan futbolu oynamak için benim hiçbir motivasyon ihtiyacım olmadı. Amerikan futbolu oynamak istedim. idmana gittim. Nefes alamadığımdan dolayı hani o kadar kondisyonsuzdum ki gözlerim falan kayıyordu idmanların başlangıcında hani böyle ısınma koşullarında bile. Zaman içinde tabii düzeldi bu ama bir sonraki idmana gitmek için hiçbir zaman bir motivasyon eksiğim olmadı. Her zaman motiveydim çünkü severek yapıyordum. Zaten bizim en büyük sorun bu. Kendimize tam olarak emin olmadığımız hedefler koyan insanlarız genelde. Mesela senden örnek vereyim. Sen bol bol üniversite değiştirmiş bir insansın. Kendinin isteyip istemediğinden emin olmadığın bölümleri yazıp sonra istemediğini fark edip bıraktın abi. Bırakırken hiçbir motivasyon ihtiyacın oldu mu? Hayır. Çünkü sen bunu yapmak istemediğini farkına varıp kökten kestin attın başlarken mesela insanın daha fazla motivasyon ihtiyacı oluyor. İlk başta yeni gelin hevesiyle falan biraz daha hızlı başlayabiliyoruz. Hani ilk adımı atmakta genel olarak zaten zorlanıyoruz. Belli bir yere geldikten sonra da artık hani olsun da bitsin kafasında olduğumuz için. Mesela tıp fakültesi 6 yıllık bir fakülte. Hani 4 yıllık fakülteler yine 4 yıl abi. Lisede 4 yıldı. Başlıyorsun ve bitiyor. Tıp fakültesi bitmesi gereken zamandan daha uzun sürdüğü için. Bir de hani sen de uzatırsan. Mesela ben okulu da uzatmış bir insanım. Hı hı. Hani sen bir de uzatırsan artık o deadline yani son çizgi gitgide uzuyor. Uzadığı için senin normalde geçmen gereken adımları sen geçmemişsin. Bu sürede geçmen gereken adımları. O da ayrı bir motivasyon kaybı oluyor. Hani motivasyon kaybetmesi zaten çok rahat bir şey olsun da bitsine getirdiğimiz için genel olarak kişileri. E bir de kaç yaşına geldik? Hani artık biraz da etrafımızda stabil bir hayat ve onun üzerine bir şeyler inşa etmek istiyoruz. E lisedeyken, ilkokuldayken vesaire ailenin evindesin. Sabit bir beysin, bir üssün var. Üniversitede ondan sonra tamamen başka bir yere geçiyorsun. Ve oranın geçici olduğunu biliyorsun. Oradan da ayrılıp kendine başka bir yer bulman lazım. Kendine başka bir yer bulup onun üzerine inşa etmen lazım. Özellikle bu geçiş dönemi olduğu için üniversite hani demin de söylediğim gibi motivasyon sıkıntısının en fazla olduğu yer oluyor. Mesela insanlar yeni bir işe girdiğinde çok fazla motivasyon ihtiyaçları olmuyor. Çünkü hani zaten ülkede düzgün bir işe girmek zor. Hı hı. İşe giriyorlar ve kaybetmemek için de hem korku hem motivasyon beraber gerçekten çok sıkı çalışıyorlar. Ama mesela işleri garanti olsun arkadaşının, babasının vesairenin bir yere tanıdık bir yerde çalışıyor olsun kimse bu kadar motive olmaz. Tanımadığı sıfırdan bir ortamda kendini kanıtlamak istediğinden de motive oluyor ve kaybetmemek istediğinden fırsatını. Ondan dolayı motivasyon çok sıkıntılı bir kavram. Bir işe başlarken mesela en başından sınava mı hazırlanıyorsun? İşte yeni bir işe mi başladın ya da bir proje üzerine mi çalışıyorsun? Bunlara başlarken sence motivasyonla mı uğraşmalı insan o işte mi uğraşmalı? İş için diyelim 5 saat vaktin var bir iş yapmak için. Sen bunun şeyini 1 bir saat 1,5 bir saat motivasyona ayırırsan ki bu muhtemeldir belki daha fazladır. İnsanlar çok takıyor bu konuyu aç mesela YouTube'u ya da bir siteyi binlerce, on binlerce görüntülenme var. Özel motivasyon videoları var değil mi etrafta? Demek ki insanlar gerçekten bir şeye ihtiyacı var. Hani motivasyon hiçbir önemi yok tabii ki de diyemezsin. Şöyle bir konu var biliyorsun. Hedeflerini başkalarına anlattığın zaman oluşan böyle bir motivasyon düşüklüğü var. Bu zaten kanıtlanmış bir durum. Senin de bana bahsettiğin bir deney vardı. İki tane 10 kişilik hukuk öğrencilerinden oluşan grup üzerinden yapılan bir deney bu. Bir gruba soruyorlar hedeflerini vesaire. Adamlar uzun uzun anlatıyor. Bir gruba da bu konuyu çok fazla irdelemiyorlar. Adamlar da otomatikman konuşmuyor ikinci grupta. Elinde iki tane grup var. Bir konuşan 10 kişilik grup, bir konuşmayan 10 kişilik grup. Ondan sonra bunlar beraber hukuk sınavına giriyorlar abi baro sınavına. Konuşan grup 15 dakika daha erken ayrılıyor sınavdan. Yazıları daha kısa ve kendilerinden daha emin ayrılıyorlar. Konuşmayan grup ise daha uzun süre yazıyorlar. Son dakikaya kadar kalıyorlar. Yüzde yüzlerini veriyorlar ama kendilerinden o kadar emin değiller. Sonuçları karşılaştırdıklarında konuşmayan grup Hani bu hedeflerinden bahsetmeyen grup daha başarılı çıkıyor ortalama olarak. Bu da aslında neyi gösteriyor sence? Hedeflerini başkalarına anlattığın zaman sıçtın demektir yani öyle bir şey oluyor adeta. Öyle ben de mesela bunu zor yoldan öğrendim. Ben bunu lisede öğrendim. Şöyle oldu. Sınava girdiğim zaman yeni bir sınav sistemi gelmişti ama ben 7. sınıftaydım. Eskiden 8. sınıfta tek bir sınava giriyordun, liseye yerleşiyordun. Bizim zamanımızda 6, 7, 8'de sınav olacak dendi ama biz 7. sınıftaydık, ondan 7 ve 8'de sınav olacak dendi. 7. sınıfta çalıştım abi, çok yüksek bir puan yaptım. 8. sınıfta üzerimde bir beklenti vardı, belli bir hedefim vardı işte. Aynı bursu kazanıp aynı kolejde okudum, aynı kolejin lisesine gitmeyi düşünüyordum veya aynı kolejin kazanabilirsem Fen Teknoloji Lisesini kazanmayı düşünüyordum. Çok prestijliydi zaten bu liseler. özellikle özel konusunda baktığında. Ve 8. sınıftaki sınavımda abi batırdım, güzel batırdım yani yani kendime göre batırdım normal bir insana göre çok başarılı bir sonuç aldım ama kendime göre bayağı batırdım. İki okuldan da burs alamadım ve o kolejli olan bağım öylece kesildi. Anadolu Öğretmen Lisesi'ne gidişim falan da öyle yani İstanbul'un içindeki fen liselerini de kazanamamıştım. Ondan sonra abi orada fark ettim. Beklenti oluşturmak resmen sırtına bir hedef tahtası çizmek gibi üzerine daha fazla baskı koyuyor motivasyonu da düşüren bir şey. Çünkü hani eskiden nispeten de olsa severek yaptığın bir şeyi mecburiyete dönüştürüyor. Ve mecburiyete dönüştüğü zaman özellikle bizim gibi Türk insanları mecburiyetten yaptığı hiçbir şeyi sevmez. Ama sevgiyle yaptığı işte de en iyisi olurlar. Ders arası inersin. Arkadaşların genelde çoğu sigara içer değil mi? Herkes bir Hı -hı. sigarasını yakar, nikotinini alır, bir sakinleşir. Ardından başlar, abi ben aslında şöyle yapacaktım, aslında böyle yapacağım, şunu hayal ediyorum. Böyle adeta birkaç dakikalık herkes böyle bir serüvenini anlatır. Ger gerçekleşmeyecek ama sanki böyle hayalinde olan şeyleri anlatır. Bunun gibi bir durum oluyor. Ben mesela ondan sonra lise sınavında da hiç hedeflerimi kimseye açıklamadım. Onların benden sadece beklentileri oldu ama gittiğim lisede de yani her tarafın yok dershane birincileri bilmem neleri falan filan vardı. Hepsinin sırtında hedef tahtası vardı. Ve YGS'de de lise birincisi. Benim lisede en yüksek YGS puanını alan da bendim. En iyi yere giren de bendim. Sıralama olarak en iyi yer kastettiğim. Yoksa hani prestij vesaire falan filan değil. Hani dediğim gibi belli bir hedef oluşturup kendinizi belli bir hedef olarak göstermek büyük bir hata yani kesinlikle. İnsanlar motivasyon alırken her zaman en iyi kişiden motivasyon alıyor değil mi? Mesela tanımadık bir insandan işte motivasyon sözlerini duyunca ciddiye almazsın. Ama Michael Jordan'dan dinlersen ya da çok işte idolün olan bir kişiden dinlersen hemen etkilenirsin. Dwayne Johnson bir şey söyler hemen Instagram'da kapak olur, fotoğraf olur, bir yerlerde paylaşır, sen de like atar geçersin. Adamın umurunda bile olmamıştır. Bir insan hiçbir zaman bence motivasyonla değil, çalışkanlığı ve azmiyle, karakteriyle bir yere geliyor. Dediğimiz gibi mesela şu konuya bile dikkat edilse, hedeflerini böyle sağa sola afiş gibi asıp da kendi üzerine baskı yerleştirmediğin sürece e tabii ki de anlatırsın bir şeyler arada sırada ben bunu yapmayı planlıyorum ailene konuşursun arkadaşlarınla konuşursun ama ballandıra ballandıra şöyle yapacağım böyle yapacağım dersen olayın şeyi de gidiyor gerçekten olan motivasyonunu kaybetmiş oluyorsun hani olan motivasyonunu da kaybetmemek için sadece eyleme geçmek en önemli şey hatta bir psikiyatrında bir sözü var eyleme geçmek en iyi iyileştirici eylemdir diye yani sözler bir yerden sonra yavan kalıyor istediğin şeyleri yapman lazım. Sözlerin hiçbir önemi kalmıyor. Öyle abi. Mesela hani motive olan insanlara bak. Bu motivasyonuyla ünlü, ben şöyle başardım hikayelerine bak. Bu adamlar oturup saatlerce başka insanların motivasyon konuşmalarını dinlememiş. En fazla genelde hikaye şöyle oluyor. Atıyorum X kişisi. Basketbolda başarılı genç bir rookie düşün. Diyor ki ben işte küçüklüğümde Michael Jordan'ın şöyle bir olayını, sözünü gördüm ve bu beni etkiledi. Tamam mı? Bu kadar. Tek bir tane sahne yaşanıyor. Bu sahne kişinin beynine kazınıyor. Ondan sonra herif kendine bir ideal koyuyor. Benim diyor idealim bu. Ondan sonra bu ideali sürekli kendine hatırlatıyor. Başka insanların ona hatırlatmasına ihtiyacı kalmıyor. Çok basit abi bak. Mesela adam Michael Jordan'ın o sözünü gördü ya, alıyor posteri, asıyor tavana. Yatarken en son gördüğü şey Michael Jordan'ın o posteri. Kalkarken ilk gördüğü şey Michael Jordan'ın o posteri. Adam kendine sürekli hedefinin ne olduğunu böyle hatırlatan ufak tefek şeyler görüyor. Mesela askeriyede de şey var silah temizlerken böyle silahın sorumluluğu ve göreviyle ilgili falan böyle sürekli aynada böyle <laughs> kendilerine bakıp bakıp söyledikleri falan kısımlar var. Filmlerde de görmüşsünüz işte silahım ben olmadan bir hiç tarzı böyle hani biraz hype diyorlar kendilerini. Hani aynı mantık. Bu adamlar gidip saatlerce başka insanların TEDx konuşmalarını dinlemiyor. Bir şey oluyor ve motive olmaya karar veriyorlar ve her gün kendilerini motive ediyorlar. İşte hedefim atıyorum X işini başarmak. Üniversiteyi kazanmak gençler için veya üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız için şu alanda işe girmek. İşte şu kadar maaş almak. Adam bunu bir kenara yazıyor. Her gün baktığı bir şeye. Ben mesela sigara içen bir insanım. Unutmamam gereken bir şey varsa sigara paketinin üstüne yazıyorum. Çok güzel oluyor. Öneririm bunu. Hani sigaranın yararlı olduğu iki şey var. Biri bu, diğeri de ülseratif kolite karşı koruyucu. O ne demek yani? Bir bağırsak hastalığı. Bunu yaşayanlar bilir. Klasik bir şeydir. Sigaranın tek yararlı olduğu şey diye hatta anlatılır. Ülseratif kolite karşı koruyucu olması. Yani sigara içenlerde daha az görülüyor o hastalık. Bir de benim için ben mesela atıyorum en son safra kanallarının anatomisiyle ilgili bir sözlü olacaktık ve çok ufak bir şey. Ben daha bir sigara paketinin üstüne safra kanallarını çizip kanalların adını yazdım. Her sigaraya çıktığımda pakete bakıp okudum ve saydım. Hani bu kadar bir şeydi bu. Neyse bu adamlar da aynı şekilde işte bilgisayar başında çalışıyorsa bilgisayarının sağ üst köşesine post-it yapıştırıyor. Hedefiyle ilgili. Atıyorum bir ülkeye gidecekse o ülkenin kart postalını falan işte Fransa'ya gidecek. Eyfel Kulesi'ni falan fotoğrafını koyuyor kenara arka plana. Adam bunu görüp motive oluyor. Hani motivasyonla ilgili zaten maksimum yapılması gereken şey de bu. Sürekli motive olmaya çalışıyorsunuz çalışıp zaman harcarsanız motive olup yapmanız gereken işe ayıracağınız zamandan kaybedersiniz. Hani zaman böyle nankör bir şeydir. ÖSYM ona giriyorsan mesela sen orada motive olmaya çalışırken adam girmiş iki tane daha matematik sorusu çözmüştür. Gitmiştir hocasına yapamadığı soruları da çözdürmüştür. Seni sollamış geçmiştir zaten. Başkasıyla karşılaştırmak derdim değil elbette. Yani burada sadece düz bir motivasyon kazanmanın gereği olmadığından aslında tamamen bahsediyorum. Öyle bir iş yapıyorsan mesela ilk önce motivasyondan önce senin hedefin vardır o hedefi görmek sana yeterli olan motivasyon. Ondan sonra gelik kalan iş tamamen ciddiyet. Abi bak ben sana diyorum hani böyle ru hastası, psikopat karakterlere bak filmlerde, dizilerde. Bu karakterlerin ortak bir yönü var. Saçma gelecek ama bu karakterler hep başarılı olur. Mesela Joker abi. Duygularıyla hareket etmiyorlar genellikle. Ya duygulardan değil sadece. Adamların çalışma ortamına bak. Mesela Heath Ledger. Şu ana kadar oynamış en efsane Joker değil mi adam? Rahmetli oldu filmden sonra uyuşturucu aşırı dozundan dolayı. Adam mesela filme hazırlanırken bildiği tek şey şu. Sen Joker rolünü oynayacaksın bu filmde. Adam Joker'in ruh hastalığına girebilmek için bir ay boyunca kendini bir otel odasına kapatıyor. Dışarı hiç çıkmayıp mastürbasyon yapıyor. İlk önce ruh ruhani olarak kendisini Joker'in kafa yapısını anlayabilmek için tamamen izolasyona giriyor. Karanlık bir odada falan. Sonra diyor ki Joker karakteri hani böyle zengin makyajları olan bir karakter değil. Ben eczaneden aldığım malzemelerle Joker makyajını kendim yapacağım. Ondan dolayı mesela filme de bak Joker makyajını çok efsane. Hani karaktere tam oturmuş bir makyajdır. Adam kendisi yapıyor. Evde defalarca deniyor falan. Adam mesela bu haline ulaşmak için oturup sabahtan akşama kadar eski Joker'leri izlememiş. Adamın belli bir hedefi var. Ben joker olacağım ve bu hedefi için ruh hastası şeklinde bir çalışmadır bu. Hedefe yönelik çalışmadır. İnsanlar bir şey başarıyor. Yine Michael Jordan ya da Kobe Bryant örneğine. Başka insanlar da bunu görüyor ve ona anlam yüklüyor ve onun üzerinden işte motivasyonlar, sözler, bu adamın özlü sözleri, zihniyeti, nasıl kafada yaşadığı hemen araştırılmaya, sorgulanmaya başlıyor. O insanlar başarılı oluyor çalışmalarıyla, bir yerlere geliyorlar azimleriyle. Ardından da o işleri anlamlandırmak sıradan insanlara düşüyor. Mesela anı var Kobe Bryant'ın son maçından sonra en son Staples Center'dan çıkarken Formayla son anı var. Yürüyor. Diğer soruyor. Burada tam ne düşünüyordun falan diyor. Çok böyle anlamlı bir yürüyüş. Kobe Bryant duruyor. Şimdiden sadece o an Sakın yürürken takılma diye düşündüm diyor falan. Gülüyorlar yani anlatabiliyor muyum? Aslında hani hiçbir şey sanıldığı gibi böyle duygusal böyle hayal dünyalarında olup biten şeyler değil. Kobe Bryant'a baktığınız zaman sabahın dördünde kalkıp kanter içinde kendi özel salonunda çalışırken onun kendi özel antrenörü bunu yakalıyor mesela ve şok oluyor gördüğü hale o saatte. Yani bu insanlar ne kadar çalışkan insanlar hayatın gerçekleri bizim onlara yüklediğimizden çok farklı şeyler. Yalandan işte şu an şey videosu da yapabilirdik. Motive olmanın 10 yolu deyip de ekstradan bir 10 katı daha e, Tabii canım. yani Öyle abi yazarsın işte masanızı düzenli tutun. Kronometre tutun ne kadar vakit ayırdığınızı görün. <laughs> i̇şte ışık girerken şu açıdan girsin. Bu saatler arası insan en efektiftir. Mesela bir kolpa var tamam mı? Sabah saatlerinde insan daha üretkendir diye. Abi ben bazı sabahlar var ya kalktığıma küfrederek uyanıyorum. Küfrederek uyandığım sırada ben ne öğrenmeye çalışsam. Mesela bak çok basit bir örnek vereceğim. Buraya bip falan koyarsın en kötü. Mesela atıyorum farmakoloji kitabı var yanımda. Birazdan dersini dinleyeceğim bu podcast'i aldıktan sonra. Mesela nitrik oksit diyor. Ben sabah uyanıyorum. Hani göya en motive olduğum, en verimli vaktim ya. Sabahın altısında baktım buna. Nitrik oksidi s deyip kapattım geri. <laughs> hani hani bu kolpalara çok fazla inanmayın arkadaşlar. Başlamışım nitrik oksitine bilmem nesine. Her insan farklıdır. Yapmanız gereken bak Amerikalıların yine bir sözü var. Benim koçlarım falan da Amerikan olduğundan bunu çok derlerdi bana keep it simple and stupid. Bir işi basit ve bir aptalın yapacağı şekilde yap anlamına geliyor. Mesela siz de okulda görüyorsunuzdur. Ya bu aptal bunu nasıl başarmış dediğiniz insanlar var ya. O insanlar aptal olduğundan dolayı başarıyorlar. Ondan dolayı çok fazla detaya girmiyorlar. Ulan aa şu da sorulur mu, bu da şöyle olur mu diye sen kendini yerken o adam zekası ona yetmediği için veya çok zeki olduğundan böyle aptal detayları düşünmemesi gerektiğini anladığı için bunlara takılmayıp işini yapıyor abi. Kendi sistem oluşturmasa bile düzenli olarak çalışıyor. Bak sen bana daha önce de söylemiştin. Twitter'da da gördüm. E, günlük %1 bir çalışma yılda 37 kat daha fazla verim sağlıyordu değil mi? Öyle. 1 üzeri 365 bir yıl 365 gün ya yine 1'dir. Ama 1,01 üzeri 365, 37,7. Yüzde birlik bir fark. Her gün yaptığında 37,7 kat fark olarak sana geri gelecek. Bu işin temeli budur. Hani bu iş zeka ile vesaire de çok alakalı bir şey değil abi. Zeki insan nedir biliyor musun? Zeki insan neyi nerede yapması gerektiğini bilen insandır. Çok zeki olup da asosyal olabilir. İnsanlar da onu salak sanabilir mesela en basitinden ama... Bak zeka ile ilgili çok basit bir örnek vereceğim sana şimdi. Çok saçma gelecek. Abi bu şimdi hani meme kanserinden dolayı falan özellikle Türkiye'de de zaten hani kadınlar 50 yaşından sonra fix bir kontrole gider aile sağlığı merkezinde. Meme kanseri çıktığında bazen mastektomi, memeyi alıyorlar. Abi şimdi mastektomiden sonra plastik cerrah ile silikonla vesaire falan bir şekilde memenin kabasını yapabiliyorsun. Ama ucunu yapmayı becerememişiz ilk yaptığımız zaman bunu. Hani gerçek bir meme ucuna benzetememişiz. Neler neler yapmışlar tıpta. Hani rengi tutuyor diye böyle vajinadan falan doku alıp meme ucuna falan takmayı denemişler salak saçma. Hani mantıklı geliyor böyle insana ilk başta ama sonra doktorun teki demiş ki ya biz neden böyle salak saçma uğraşıyoruz? Gitmiş bir tane dövme tabancası almış. Memenin ucuna meme ucu dövmesi yapmış. Ve abi şu an artık mastektomiden sonra tekrar böyle hani plastik cerrahi meme yaptığı zaman size bildiğiniz meme ucunuzu dövme olarak yapıyor. Hani görüntü olarak da çok benziyor. Bak çok aptalca bir yöntem değil mi? Çok basit. Aptalcadan kastım basit. Çok düşünmeni gerektirmiyor. Problemi çözmüş ama direkt yani. Aynen çözme odaklı yapmış. Gayet de güzel yapmış. Hani hayatta hiçbir amacın olmayabilir. Sen günlük olarak işlerini yap. Önünde olanla. Mesela atıyorum beğenmediğin bir bölüm olabilir. Yaşamaktan nefret ettiğin bir hayatın da olabilir. Ama senin önüne gelenleri başarıyla atlatırsan hem özgüven sahibi oluyorsun hem de önüne çıkan olayları daha iyi değerlendirebiliyorsun. Sizin izlediğiniz defalarca böyle milyon tane farklı YouTuber'dan izlediğiniz hani başarımın sırrı ne, nasıl motive oluyorum, işte bilmem ne. Bu videoların %99 içeriği tamamen kolpa arkadaşlar. Hani tek bir tane kaynak sitesi veya kitabı var genelde bunların. Adamlar onları alıp farklı farklı şekillerde size satıyor. Mesela çok basitinden abi tıpçıların izlediği bir kanal var ismini vermeyeceğim. Çocuğun maddi durumu çok iyi. Ondan dolayı abi notu iPad'e alıyor tamam mı? iPad'e textbookları alıyor, üzerine not alıyor falan çok güzel bir yaşam. işte çok motiveyim bilmem ne. Sen neden motivesin abi? Sen KYK'da kalmıyorsun. Hani mesela senin motivasyonunla benim KYK'da kalan ve büyük ihtimalle 2021'de TUS'ta derece yapacak bir arkadaşım var. Bizim okuldan dinleyenler zaten anlamıştır kim olduğunu. Bisikleti çok sever. Hani bu adamla senin durumun bir değil. Ve bu adam senin 10 katın daha iyi puan yapacak. Çünkü bu adamın olayı basit abi. Benim hayatım bu. Yapmam gereken bu deyip yapıyor. İlk adımı atmak bu adam için hiç zor olmadı ve büyük ihtimalle hatta %99 ihtimalle de başaracak. Alın size başarı örneği abi. Salak saçma işte kolsuz yüzücü birinci oldu bilmem ne. Kıza kolsuzsun diye yüzemezsin demişler mi? Demişler. E kız ne yapmış bacaklarım var deyip yüzmüş kollarım olsa birinci olurdum demiş sen iki kolun iki bacağın var derecen var mı yok sonra kızın hikayesini okuyup motive olmaya çalışma abi senin hayat hikayen farklı mesela şeyde çok ünlü oldu youtuberlar arasında bile İşte hashtag koyuyorlar yapamazsın bir insan mesela sana yapamazsın deyip sen yaparsan böyle bir kasılıyorsun hani hoşuna gidiyor ya çünkü egonu tatmin etmiş oluyorsun karşındakini tabiri caizse göt etmiş oluyorsun ya boş işler abi hani al öyleyse ben hashtag'i koyuyorum. Götümü öpemezsin. Adresimi de vereceğim öpmek isteyen varsa. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Gelsin öpsün. Hashtag öpemezsin. Hani kendinizi bu kadar küçük düşürmeye gerek yok abi. Bir hedefin varsa. Daha önce o hedefi başaran birinden maksimum. Sen nasıl yaptın? Ben işte günde atıyorum. 4 saat buna iş zaman ayırdım. Tamam. Sen de 4 saat ayıracaksın. E, şartlar daha zorlaştığı için 5 saat ayıracaksın. Başaracaksın yani. Elinde sonda başaracaksın. Düzenli olarak bir şeye emek verdikten sonra başarmama ihtimalin, başarma ihtimalinden daha düşük oluyor. başarısız başarmazsın. Orası ayrı konu. Onun üzerinde de bir sürü bilgi sahibi olmuş olacaksın. E, sevdiğin şeyse zaten ne güzel. Diyelim bir iş üzerinde mesela bir yazılım dilinde uzmanlaşmaya çalışıyorsun. Belki istediğin noktaya ulaşamazsın. Ya da hemen işte senior olamazsın. Ne bileyim bir şey olamazsın. Ama çok ileri gitmiş olursun. Normal bir insanla çok farkın olmuş olur en basitinden ve ihtimalleri daha da arttırmış olursun. O da bir yerden sonra zaten senin isteğine zaten azmini görmüş oluyorsun. Motivasyon konusunda söylediğimiz şeylerde bayağı yeterli diye düşünüyorum ben. Öyle abi bak daha önce bu kanalda konuştuk. %50 ihtimalle simülasyonda yaşıyoruz falan filan diyoruz. En azından hani buna inanıyorsan mesela. Tamam simülasyon nedir? Az bir bilgisayar bilgisi olan şunu anlar. A'yı verirsin. Belli bir algoritma vardır. O da sana B'yi verir değil mi simülasyonda? Öyleyse A senin çalışman abi. B de sonucun olacak. Simülasyonda olduğumuza inanıyorsan motivasyon videolarını kapat. Çalış. Atalarımız bile hani rüzgarı ekerken. İşte Kobe Bryant'ı işte ne bileyim şöyle yaptım Fatih Sultan Mehmet aklıma geldi falan dememiş. Adam ne ekersen onu biçersin kardeşim demiş ve bitmiş. Hani bu sırada bu işte bana Fatih Sultan Mehmet'in karadan gemileri yürüttüğünü hatırlattı falan salak saçma böyle hani motivasyonel sözler falan eklememiş. Atasözü bile kısa ve öz bir şekilde derdini anlatıyor. Bu iş bu kadar basit. Orta ve Balkanların en asi arka plan sesinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi günler.